yaşar kıyametler. Aşkım yani. Vallahi öyle. Yeni mekanımızın açılışı var bugün. Ben çok heyecanlıyım. 13 yıllık bir markam var aslında ama bugün burada bambaşka bir konseptle yeni şubemizi açtık ve çok heyecanlıyım. Dostlarım da beni yalnız bırakmadılar. Gerçekten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu gece benim için çok çok önemliydi çünkü. Bilmiyorum nasıl gidiyor arkadaşlar? Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Sen her şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Konsept olarak deniz adı bir konsept daha böyle kokteyl tarzı olacak. Evet. Yani kokteyllerimiz de var. Çok güzel bir mutfak menümüz var. Ama çikolatalar devam ediyor. Çikolatalar tabii ki her zaman devam ediyor. Orada mutfak menüsü efsane. Çok mutfak, güzel. Evet, gerçekten güzel. Çok iyi bir şefimiz var. Her şey çok güzel. Çok çok yani A'dan Z'ye her şeyle ilgilendiğim ve çok keyif aldığım bir mekan yarattık. O yüzden çok mutluyum. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Mekandan başlayalım. İş hayatına, iş hayatına, evet. Hayatına böyle geçiş geçiş gidelim. Rojda Demirer benim 6 yaşından bir arkadaşım. Hesaplayın. 3 aydır arkadaşız yani. Bayağı 30 yılı geçti bizim dostluğumuz. O yüzden de ben Marie Antoinette yani çikolata markasının doğuşundan itibaren biliyorum. Şimdi de böyle çikolatanın içine bir de böyle bir konsept dahil edince ve çok güzel bir yerdeler. O yüzden de onun heyecanını paylaşıyorum. İnşallah daha da güzel olacak. Çok insanlar gelecek, görecekler. Neler yapıyorsunuz efendim? Sonra en son film çekimleri bitti. Benim bitti. Diziye başlayacağım ama daha var başlamasına. Das devam ediyor oyunlar. Öyle güzel gidiyor işte. Onların evliliği soralım. Evlilik nasıl gidiyor? Bir problem yok biliyoruz ama. Yok çok şükür. Sağ olun. Maşallah. Ali Can işte 2,5 yaşına geldi. Evliliğimiz de güzel. Teşekkür ediyorum. Aşer ve durumlarında çikolatadan sipariş geliyor muydu? Her zaman. Benim daimi. Aşermiş gibi yaptım hep. Aşermesi doğa aşeriyordu. Bir de kötü bir taraf var. Diyor ki böyle kutunu sen yazıyor. Bir haftada tüketmeniz gerek diyor. Yani diyorum ki benim evimde olan bir şey yok, sen yazmışsın oraya. Yoksa ben ayda bir isterim. Yani değil mi? Ama haftada bir mecbur. Aynen öyle. Ben bir daha şunu içelim. Nasılsın efendim? Nasıl gidiyor? Sağ olun siz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Mükemmel bir mekan. Söyleyecekler söylendi ama evet. Aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü daha her şeyi İdem söyledi. Çakın çakın gelin. Herkes gelsin. Ronca valla gelin. Çok bırakmadım. Güzel mekan yaptı. Eline koluna evet. Sağlık. Bundan sonrası için de bol bol inşallah. Bir şey Berk de bu arada benim çocukluk arkadaşımmış. Aynen. Nasıl öğrendiniz? Bir dakika. İdem herkesin bağlantısı. Kime koyuyor? Evet sen bilmiyorsun. Bak başta bilim. Benim bir çocukluk arkadaşım var Senem diye. Bir gün otururken bana dedi ki düğünlerinden hemen sonra sana dedi çok dedi özeniyorum. Arkadaşını hiç bırakmıyoruz dedi. Ben de kendinden bahsediyor sandım. Dedim ki sen dedim çok özelsin. Yok ben demiyorum dedim. Berk'e söylüyorum dedi. Ben ki Berk kim ya? Berk benim arkadaşım. Ve bu arada ve yeni evlenmişler. Bir senede falan tanışıyor. Aynen. Bir senenin sonunda. Onları hatırlamıyoruz birbirimizi. Sonra Senem dedi ya dedi o bir kızla evlendi dedi. Ben yanıyorum ya. Yalnız benim de yandı kardeşim anlatıyor. O yüzden bir kızla evlendi dedi. Ondan sonra ben dedim ki nasıl yani dedi ki üçümüz hani kamplara giderdik arkadaşız falan deyince Yıldız dedim ben ki Berk benim çocukluk arkadaşımmış. İlk arkadaşımmış dedi. Ben yana yana gidiyoruz. Ben bunu haberi nasıl yapacağım bilmiyorum ama hikaye çok karışmaya başladı. Sen yaz. Didem Batın herkesin çocukluk arkadaşımmış. Çocukluğumuzun. O da Timur sahibi. Timur da benim çakallar 15 sene oldu. O da çocukluk o zaman. Tamam, zaten çok Yıldız'la eskiden beri arkadaşız yani. Herkes çocukluk arkadaşı burada geliyor. Çok farklı. O yüzden hep herkesi toparlıyorum o zaman. Benim de kafam karıştı kardeşim. Herkes birbirini tanıyor. Herkes arkadaş. Canım beni yalnız bırakmadılar bu gece. Çok sağ olun. Neyse. Neler yapıyorsunuz? Projeler, çekimler vesaire. Ben şu an şeydeyim. Okuyorum. Bol bol. Bakalım inşallah hayırlısıyla yeni güzel bir şey yapacağım. Bir de merak ve görüntüden bir neyden bahsediyor? Proje bizim devam ediyor. 5. sezon devam ediyor. Aynı şekilde Kuruluş Osmanlı'yı. Yani mükemmel. Setler devam ediyor. Ben biraz odama doğru dönmek istiyorum. Ben size çok az konuşamadık. Evet. Tekrardan başa sarıyoruz. Biz mekandan başlıyoruz. Valla öncelikle çikolatalara zaten çok vakıfız. Ta ki bizim istememizden gelen bir vakıflık var. Zaten ben isteme falan olayında direkt Rojda'dan direkt çikolataları aldım. Benim kızımın ilk çikolataları bile Rojda'dan
Rojda'nın, çünkü biz uzun bir süre tatlı falan çikolata yedirmiyorduk ama ilk Rojda'yla merhaba. Katkısız koruyucusuz ne verecektik? Katkısız koruyucusuz direkt Rojda'yla başladık. O yüzden yani severek yiyoruz. Burada da her şey mükemmel. Hayırlı uğurlu olsun canım öncelikle. Canım çok teşekkür ederim. Her şey şahane. Ne yapıyorsunuz peki? Valla ben de şu an değerlendirdiğim birkaç proje var. En son Berk'le beraber bir dizi çektik. Bir sinema filmi çektim eşimle yaklaşık 2 ay önce. Şimdi bakalım birkaç değerlendiğimiz proje var. Önümüzdeki günlerde tekrar ekranda olacağız. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.